Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ 15 gün önce vizyona giren ve çok ses getiren Nefes filmini kuvvet komutanları ile birlikte izledi. Olayları güzel yansıtan bir film. Belki de bugüne kadar terörle mücadele kapsamında çevrilen en güzel filmlerden bir tanesi. Genelkurmay Başkanı bir asker gözüyle filmi çok beğendiğini söyledi. Sen olursan herkes olur. Sinema olarak güzel, teknik olarak güzel. Oyuncular gerçekten güzel oynamışlar. Hepsini kutluyoruz, tebrik ediyoruz. İleride yine aynı grubun operasyonel kapsamlı bir filmin çevirmesini arzu ederim. Ölmeni biraz saklayalım. Anlaşıldı mı asker? Ve Başbuğ'un filmde en çok etkilendiği sahne, yıllarını kışlada geçiren Genelkurmay Başkanı filmde yüzbaşının erleriyle yaptığı konuşmaya özel yer ayırdı. Bu adam uyudu diye aldınız. Gerçekten etkileyicidir. Çünkü doğrudur. Yani orada bir neticede erleri motive etmeniz lazım, hareketlendirmeniz lazım. Duygusal konuşmanız lazım, etkileyici konuşmanız lazım. Bireysel hareket edemezsin! Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ filmden yola çıkarak terörle mücadele insanla yürütülüyor dedi. Terörle mücadele insan, insan yapıyor. İnsan bu. Bu insanların kuvvetli tarafları var. Elbette bazen zayıf noktalar da oluyor, bazen hatalar da oluyor. İnsan, bunu kabul etmek durumundayız. Sorular üzerine Genelkurmay Başkanı'nın gündeme ilişkinde söyleyecekleri vardı. Başbuğ PKK'ların Türkiye'ye girişinde yaşanan kutlama görüntülerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Son yaşanan olayları kimse tasvip edemez. Kimse. Habur sınır kapısındaki görüntülere isyan eden şehit aileleri ve gazilere de seslenen Başbuğ, vatan size çok şey borçlu dedi. Şehitlerimizin, gazilerimizin bu olaylardan duyduğu üzüntüyü paylaşıyorum. Onların üzüntülerine saygı gösteriyorum. Ama unutmasınlar ki o şehitler verilmeseydi, bu gaziler verilmeseydi bugün acaba Türkiye terörle mücadele noktasında nerede olurdu? Filmin geçtiği yıllarda bölgede görev yaptığını hatırlatan Orgeneral Başbuğ, terör örgütü PKK'nın geçmiş yıllara göre eski gücünü yitirdiğini söyledi. Terör olayları da bugün de devam ediyor. Ama hiçbir zaman 90'lı yıllardaki bu yaşadığımız boyutta, yaşadığımız şiddette değil.